İzmir yüzyıllardır ticaretin kalbi olmuş. Limanıyla, fuarlarıyla tam bir ticaret merkezi olmuş. Biz de bugün kentin simge kurumlarından İzmir Ticaret Odası'nda Başkan Mahmut Özgener'den İzmir'in ticaret hayatını dinleyeceğiz. İzmir'deyiz. İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener birlikteyiz. Göreve geldiğinizden bu yana 3,5 yıl geçti. Ancak bu dönemde bütün dünyayı etkisi altına alan pandemi süreci kapsadı. Siz projeler üretmeye devam ettiniz. Neler yaptınız bu süreçte? Öncelikle hoş geldiniz. Hoş evet 3,5 yıllık başkanlık sürecimin yaklaşık 2 küsür yılı çok zorlu bir kimsenin dünyada beklemediği bizim jenerasyonumuzda yaşamadığı bir pandemiyle boğuşmakla geçti. Aslında geçmeye de devam ediyor. İnşallah bu süreci öncelikle sağlıkla, saatle, sorunsuz bir şekilde önümüzdeki yıl sonuna kadar artık atlatmış oluruz. Tabii ki pandemi süreci çok değişik sorunları, özellikle değişik sektörlerden gelen, değişik üyelerimizden gelen değişik sorunları beraberinde getirdi bizlere bir takım çözüm önerileri bulma yönünde de zaman ayırmamıza neden olduysa da projelerimizin devamı konusunda bir aksaklık yaratmadı. Önemsediğimiz projelerimiz var. Projelerimizi bir kere hayata geçirirken çok önemsediğimiz bizim İzmir Ticaret Odası olarak bir prensibimiz var, bir kararımız var. Projelerimizi biz paydaşlarımızla beraber uzlaşıcı ve bir bütün olarak hayata geçirmeyi çok önemsiyoruz. Yani projelerin aslında İzmir'in bir projesi, ortak projesi olması yönünde çaba sarf ediyoruz. Bugüne kadar bunda hakikaten çok başarı sağladığımıza inanıyorum. İzmir bir birlikte hareket edebilme, birlikte proje üretme, birlikte yaratma, birlikte yönetme uzlaşı içinde karar verebilme yolunda bu projelerle birlikte önemli adım attı. Bizim tabii şu anda en kısa yakın zaman içerisinde faaliyete geçecek ve aslında en uzun süredir üzerinde çalıştığımız projemiz bizim İSKÜ İnovasyon ve Girişimcilik. Ben de tam herkese. ikinci soru onu soracaktım. Siz çok ısrarla üzerinde durdunuz. Evet. Şimdi bu aslında bizim, biz Nisan 2018 yılında göreve geldik. Ağustos 2018 yılında da bu projenin ilk adımlarını attık. Ee, bu proje'nin amacı İzmir'i bir teknoloji şehri e, olma, yaratma, yapma vizyonu içerisinde ilk adım olarak Hı -hı. E, görüyoruz. İzmir hakikaten bir teknoloji şehri olma yönünde çünkü çok büyük avantajlara sahip olduğuna e, inanıyoruz. E, rahat yaşam e, şekli, havası, e, insanları, e, üniversiteleri, teknoparkları sivil toplum örgütleri bir bütün olarak baktığımızda e, hakikaten teknoloji alanına yatırım yapacak şirket ya da girişimciler için İzmir çok rahat fırsatlar e, yaratabiliyor. E, mevsimi çok güzel, iklimi çok güzel. Yılın 300 günü belki güneş var. Önemli yazlık bölgelere çok yakın. Bütün bunları değerlendirdiğimizde İzmir'in geleceğinde, geleceğinde kat etmesi gereken en önemli alanın teknoloji olduğuna inandık ve ondan dolayı da yola çıktık. Zaten tüm dünyaya da baktığınızda teknolojik gelişmeler yani çok hızlı gerçekleşiyor. Yani bizim bir son 20 yıla bakıyorsun gitmiş gitmiş ama bir son 10 yıla bakıyorsun o kadar hızlanmış ki teknolojiye uyum sağlayamadım müddetçe. Zaten başarılı olmana imkan yok. Pandemi süreci de aslında teknolojinin önemini çok daha net bir şekilde hepimize dijitalleşmenin önemini çok net şekilde gösterdi. Ocak sonu ya da Şubat ayı içerisinde inşallah iki merkezimizi açıyor olacağız. Bu projeyi biz İzmir'deki kardeş odalarımız EPSO, İzmir Ticaret Borsası, İhracatçılar Birliği ve onun yanında İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Valiliği ve de İzmir'de benim de çok değer verdiğim çok önemli iki SDK alan Esiyat ve Egiyat'la ortak gerçekleştiriyoruz. Şirket kuruluşumuz biliyorsunuz gerçekleşti. Ee, i̇novasyon merkezinde e, bütün ofisler kiralanmış durumda. Yani açılmadan önce %100 dolu ulaştık ve bunu da ilk defa duyuyoruz herhalde. Evet. evet. Ee, ve tam da hedeflediğimiz gibi bizim avucumuz aslında İzmir dışından firmaları İzmir'e çekebilmek. Bir ofis hariç tamamen teknoloji alanında önemli İzmir dışından şirketler bu merkezimize geliyor. Burada önemli inşallah yaratıcı yeni fikirlerin oluşacağı bir merkezin ilk adımını atıyor olacağız. Yine en üst katımızda da çok güzel bir etkinlik alanı yarattık. O alanda da girişimcilik ve inovasyon adına da çok önemli etkinliklere de bu vesileyle ev sahipliği yapacağız. Girişimcilik merkezimizin de de bu özellikle co-working alanında e, globalleşme yolunda da önemli vizyonu hedefi olan o alanda da yola çıkmış Hans şirketiyle bir işbirliği, stratejik ortaklık yapıyor olacağız. Orası da tabii ki bahsettiğim gibi Şubat sonu itibariyle hayata geçiyor olacak. Aslında amaç iki merkez arasında çok güzel bir köprü kurmak. Yani start-upçıları, girişimcileri hı hı. karşı merkezdeki inovasyon şirketleriyle yakın bir işbirliği halinde çalışmalarına ön ayak olmak. Tabii ki şunu da söylemem lazım yani İzmir'in bir teknoloji şehri olması sadece bizim açtığımız iki merkezle hayata geçmeyecek muhakkak ki. Ama biz burada öncü rol oynamak istiyoruz. İzmir'de bu potansiyelin olduğunu, dışarı, dışarıdaki firmaların da İzmir'e bu gözle baktığını gösterip bu alanda yatırım yapacak diğer girişimci firmaları da cesaretlendirmek istiyoruz. Biz bu yatırımı bu alanda yapmaya devam da edebiliriz. Tabii şunu da unutmuyoruz. Yani biz diğer aslında bir STK'yız İzmir Ticaret Odası evet. olarak. Bu bizim üyelerimizin de faaliyet gösterdiği bir alan. Yani biz üyelerimizin faaliyet gösterdiği alanlarda pek dokunmak istemiyoruz. Sadece öncü olmak istiyoruz. Bizde de bir destek ihtiyacı olursa onların da yanında olmaya tabii ki devam edeceğiz. Tabii teknoloji alanda baktığınızda Sayın Cumhurbaşkanımızın Yakın zaman içerisinde çıkarmış olduğu kararnameyle uğurla Teknoloji Bölgesinde evet. de büyük bir adım atıldı. O bölge içinde İzmir'in ve Türkiye'nin gururu olan yüksek teknoloji üniversitemiz var. Biz bütün bu kurumlarla işbirliği içerisinde bütün bu süreçleri yürütüyor olacağız inşallah. Tabii sadece kentin ticari hayatıyla ilgili değil, sosyal sorumluluk alanında da projeler üretiyorsunuz. Bunlardan bir tanesi kadın dostu kent planlaması. Bir de deprem zamanında da sosyal sorumluluk projeleri yaptınız. Biraz da onlardan bahseder misiniz? Şimdi tabii sosyal sorumluluk projeleri bizim için çok önemli. Yani öncelik alanlarımızdan biri. Biz hem Çiğli ile hem Bornova Belediyesi ile iki sosyal sorumluluk projesi hayata geçirdik. ben öncelikle iki belediye başkanımıza ve iki belediyeye de hakikaten teşekkür ediyorum. Tabii bunları gerçekleştirirken aslında Bizim bir avantajımız var yönetim olarak. Bizim komitelerimiz çok aktif çalışıyor. Çok üretken çalışıyor. Bu da bizim şansımız aslında ben oda başkanlığına aday olduğumda benim en büyük hayallerimden biriydi. Yani seçim sürecinde de ziyaret ettiğim her yere bir odayı beraber yöneteceğiz derken bunu ifade etmeye çalışmıştım. Bu odada görev almaya aday olan herkese de Bakın buraya sadece aylık meclis toplantısı için değil, üretmeye geliyor olduğunuzda unutmayın. Çok aktif çalışmalarınızı isteyeceğim demiştim. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Aslında bu projeler onların belediyelerle ortak üreterek bizlere getirdiği, bizlerin de yönetim olarak olur vererek hayata geçirdiğimiz projeler. Bunları yapmaya tabii ki devam ediyor olacağız aklımda hayalimde başka sosyal sorumluluk projeleri de var. Zamanı Şeyde, gelince Kadına şiddetle ilgili yani hepimiz çok duyarlıyız, içimizi yaralıyor. bu konuda bir ticaret odasının proje geliştirmesi de önemli diyorum. Yani çok fazla evet, rastladığımız çok teşekkür bir şey. Çok teşekkür ederim. Evet. Yani bir de biz bunu bizim kadın üyelerimizle beraber yaptık. Hı. o da bizim için ayrıca anlamlı oldu. Bu vesileyle iyi hatırlattınız. Şunu da söyleyeyim. Yani 2022 Ekim ayında odaların seçim süreçleri olacak. Ben inşallah İzmir Ticaret Odası'nda da daha fazla, çok daha fazla sayıda aktif aktif şekilde görev yapacak kadın üyelerimizin olmasını çok arzuluyorum. Onu da bu vesileyle ifade etmiş olayım. Bir de tabii İzmir Ekonomi Üniversitesi var, Ticaret Odası'nın kurduğu İzmir'in ilk vakıf üniversitesi. Büyümeye devam ediyor, kabına sağmıyor. Daha devam edecek mi? Yeni evet. bölümler açılacak mı? Şimdi tabii benim için çok önemli ve değerli bir konuya konuyu açtınız. Ben şahsen eğitime çok önem veren biriyim. Yani eğitimin ülkemizin geleceğini şekillendirecek gençlerimizin eğitiminin kalitesini arttırmak benim için aslında en büyük sosyal sorumluluktur. Dolayısıyla bu alanda bütün arkadaşlarıma da söylüyorum. Bu alanda bizim vizyonumuzun çok farklı olması gerektiğine inanıyorum. Tabii 2001 yılında kurulmuş bir üniversitemiz var. Kuruluşundan bugüne kadar ve sürekli büyüme içerisinde olmuş haliyle emeği geçen herkese bir kere teşekkür etmek istiyorum. Biz e, Temmuz 2018 yılında üniversite yönetimini devraldık. O günden bugüne kadar da mütevelli eğitimimizle birlikte e, üniversitemizi daha iyi yerlere getirebilmek için çalışıyoruz. Mutluyuz, şundan dolayı mutluyuz. E, biz geldiğimizde 68 olan doluluk oranı bu yıl yüzde %98 98'e kontenjanımızı da arttırarak hem de e, gelmiş durumda. Daha fazla sayıda ünü öğrenciye ve de daha nitelikli öğrenciye yani öğrenci niteliği de çok önemli. E, çok daha yüksek puanlı öğrencilerin tercih ettiği bir üniversite haline geldi bizim üniversitemiz. Bu çizgiyi konumak tabii ki e, en büyük amaçlarımızdan biri. Yani 2018 yılında vakıf üniversiteleri arasında en çok tercih edilen 30. üniversiteyken bu yılki üniversite yerleştirme sonuçlarına göre e, en çok tercih edilen hı hı. 6. üniversite haline geldik. 8 evet. fakültemiz var. Bunlar bizler için gurur verici. Yani en azından doğru yolda olduğumuzu gösteren önemli neticeler. Tabi burada akademisyenlerimizin büyük emeği katkısı var. Evet. Neticede verdiğiniz eğitimin kalitesi tercihlerde en öncelikli sıralarda geliyor. Tabii ki üniversitenin kampüs yaşamı sağladığı olanaklar, onların da muhakkak bir etkisi var ama ben bunda bir de bu geldiğimiz noktada üniversiteyle İzmir Ticaret Odası'nı bir bütün haline getirmemizin hı hı. önemli bir rol oynadığına inanıyorum. Çünkü İzmir Ticaret Odası çok büyük bir güç. Evet. Biz Türkiye'nin en büyük üçüncü odasıyız. 90 bin üyemiz var ve bu referans anlamında tabii ki büyük bir güç. Bu biraz eksik kullanılmış gibi gözlemledik bizden önce. Ve biz İzmir Ticaret Odası ile üniversitemizi bir bütünleştirdik. Şimdi geleceğe dönük çok büyük bir hayalimiz var. Biz yeni bir kampüs yaratmak istiyoruz. Şu andaki kampüsümüz de çok iyi ama artık kendini üniversitemizin Yenileme zamanı geldi yani öğrencilerine daha iyi, daha keyifli evet. yaşam olanakları sağlayacak, spor imkanları sağlayacak, aynı şekilde daha kaliteli yurtlar sağlayacak, akademisyenlerine farklı olanaklar e, yaratabilecek bir kampüs hayalimiz var. Bunu mevcut yapımızda yapmamıza imkan yok çünkü artık büyüyebileceği kadar e, mevcut kampüsümüz büyümüş. Artık mevcut alanın içerisinde daha büyüme imkanımız yok. E, haliyle güzel Güzelbahçe'de bir yaklaşık 160 dönümlük yerimiz var. E, i̇ki yıl içerisinde Temmuz'da temel atıp iki yıl içerisinde oraya taşınmayı ve üniversiteyi farklı bir vizyona, farklı bir ufka Hı -hı. götürmeyi çok arzuluyoruz. Doğa dostu, evet. e, kendi enerjisini kendi üretebilen, e, öğrencilerine çok kütüphane, laboratuvar ve benzeri arge alanlarında ...çok daha farklı ve iyi olanaklar sağlayan, aynı şekilde akademisyenlerimize daha rahat üretme ve yaratma imkanı sağlayan bir üniversite. Yani aslında inşallah o günleri görürüm. Yani Türkiye'nin en iyi kampüsünü yapmak istiyoruz. onun bizim üniversitemize de İzmir'e de çok yakışır, yakışacağına evet. inanıyoruz ilk altı üniversite arasında olmak en çok tercih edilen benim için yeterli bir hedef değil. Hiçbirimiz için de olmamalı. Daha yükseklerde olmak istiyoruz. Ve böyle bir kampüsü yaptığımızda da artık önümüzün çok açık olacağına inanıyoruz. İleride açabileceğimiz yeni alanlar için, yeni fakülteler için de bir rezerv alanlar bırakıyoruz. Yani bırakıyor olacağız. İnşaat hakkımızın hepsini de bu yeni kampüste kullanıyor olmayacağız. Çünkü dediğim gibi süreç dünyada çok hızlı ilerliyor. İhtiyaçlar çok hızlı bir şekilde evet. değişebiliyor. O ihtiyaçlara olanak sağlayacak yepyeni alanlar, fırsatlar önümüze çıkabiliyor. Onlara da hemen adapte olabilecek, farklı alanlarda eğitim verebilecek fakültelerin temellerini de bugünden atıyormuş düşüncesiyle onların yerlerinde şu anda Hazır. ayırıyor olacağız. İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgenel göreve geldikleri 3,5 yıldan bu yana gerçekleştirdikleri projeleri anlattı. Yeni bir şehirde görüşmek üzere.